Merhaba sevgili izleyiciler, FRT ekranlarına hoş geldiniz. Gündemin öne çıkan sıcak gelişmelerini her zaman olduğu gibi sizlere aktaracağız. İlk haberimizle bültenimizi açıyoruz. 3. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi sona erdi. Ölüdeniz'de gerçekleştirilen ve 3 gün süren kongrede girişimciliğin ana boyutları ve dünyadaki son durumu ele alındı. Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Mehmet Marangoz, girişimcilikte finanstan daha önemlisi iş fikridir dedi. Muğla Valiliği ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğiyle Ölüdeniz'de düzenlenen ve 3 gün süren 3. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi sona erdi. Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ile çok sayıda davetlinin katıldığı kongrede kadın girişimciliğinden istihdam, işsizlik ve kalkınma, girişimcilik ve finansman, girişimcilik niyeti ve eğilimi konularında paneller düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu 3. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi hakkında bilgiler aktaran Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Profesör Mehmet Marangoz, kongrenin ilkini 2013 yılında yaptıklarını, 2 yılda bir yapılan bu kongrede ise 140 civarında bildiri yayınlandığını kaydetti. Biz bu kongrenin 3.sine nasıl geldik? İlkini 2013 yılında yaptık Muğla'da. Girişimcilik ve kariyer sempozyumu olarak düzenledik. İkincisini de aynı şekilde 2015 yılında yaptık. İkincisini Sayın TOB Başkanı'nın Rıfat Sercioğlu'nun katılımıyla gerçekleştirdik. Ve yoğun bir talep vardı ama bu kongremizde çok daha yoğun bir talep ulaştık. Bu kongrenin esas amacı şudur. Bakınız, ülkemiz genç bir nüfusa sahip. Aşağı yukarı şu anda genç işsizlik oranı %20'lerin üzerinde. Bu insanların beklentileri sadece kamu sektöründen ya da özel sektörün sağlayacağı istihdamla karşılanması mümkün değil. Bunun bir tek yolu vardır, o da girişimcilik. Bu kişilerin kariyer ve istihdam açısından böyle ama ülkenin kalkınması ve geleceği açısından da bu çıkış yolunun ancak ve ancak genç neslin, yeni neslin girişimciliğe yönlendirilmesi mümkündür diye düşünüyoruz. Onun için sivil toplum kuruluşlarında, kamu kurumlarında ve kamuoyunda girişimcilik konusunda bir bilinç oluşturmak istiyoruz. Ve bu bilincin bilimsel verilerle desteklenerek ülkemiz gündeminde, uluslararası gündemde olmasını istiyoruz. Onun için bu kongrenin bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Üçüncüsünü yapıyoruz ama daha çok baştayız. Daha çok projelerimiz var. İleride yapacak olduğumuz çok önemli planlar var. Bu planları da zaman içerisinde gerçekleştireceğiz. İş ve İşçi Bulmak Kurumu'nun kurulmuş olduğunu görüyoruz. Hizmeti yürüten bir kamu teşkilatının kurulmasına. Bodrum'a bağlı Turgut Reis Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda çıkan yangın 4 saatte 50 hektarlık alanı küle çevirdi. Akşam saatlerinde başlayan yangın 11 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü. 90 hektarlık alanın kül olduğu bölgede soğutma çalışmaları başlarken mahalle sakinleri ise rahat bir nefes aldı. Turgut Reis Mahallesi Akyarlar mevkiinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına 50 orman işçisi, 10 arazöz ve Bodrum Akut ekibi müdahale etti. Yerleşim bölgelerine tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edilirken bölgede yaşayan vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Rüzgarın da etkisiyle bir türlü söndürülemeyen yangına ilk olarak yangın helikopteri müdahale etti. Bahçesinde hortum bulunan vatandaşlar alevlerin sitelere ulaşmaması için seferber oldu. Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik yaklaşık 50 hektarlık alanın yandığını belirtti. Akşam üst saat 6 sularında meydana gelen yangına bir helikopterimizle 10 tane aracözümüzle ekip personelimizle müdahale edildi. Fakat yerleşim yerleri kenarlarında her türlü tedbir alındı. Orada bir sıkıntımız şu an itibari yok ama kuzey cephede bir ilerleme var. O da yol olmayışı vesaireden dolayı müdahale edemiyoruz. Onu da zirvede aracöz yerleştirildi. Orada onun da yangın orada bekleyeceğiz artık. Yangın hakkında bilgi veren Akut Bodrum lideri Saadettin Uslu, tedbir amaçlı siteyi boşalttıklarını söyledi. Saat 5 sıralarında başlayan Turgut Reis bölgesindeki yangın şu anda halen devam ediyor. Şu anda sitelere yaklaşmış durumdaydı. Bu bölgeyi önledik. Arka taraftaki siteler geçmesin diye
Orman İşletmesi'yle beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İtfaiye de diğer taraftadır muhtemelen. Yangın çok geniş bir bölgeye yayılmış durumda. O nedenle çok geniş açılardan müdahale ediliyor şu anda. Dolayısıyla noktasal müdahaleler her zaman mümkün olamıyor. Ama ekipler şu anda çalışıyor. Diğer yandan arazinin engebeli ve dağlık olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük çeken ekipler 11 saatlik çalışma sonrasında yangını kontrol altına aldı. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri söndüren ekipler daha sonra soğutma çalışması başlattı. Gece 3.15'te söndürülen yangında can ve mal kaybı yaşanmadı. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sırıhan beraberinde yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra kalabalık bir grupla Fethiye'ye yeni atanan Kaymakam Muzaffer Şahiner'le Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman'ı ziyaret etti. Ziyaretlerde Fethiye'nin Ege ve Akdeniz bölgelerindeki önemi ve yapısı konuşuldu. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, beraberinde yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra kalabalık bir grupla Fethiye'ye yeni atanan Kaymakam Muzaffer Şahiner ve Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman'a ziyaretlerde bulundu. Samimi bir havada geçen ziyaretlerde Fethiye'nin Ege ve Akdeniz bölgeleri içindeki önemi ve yapısı konuşuldu. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, Kaymakam Muzaffer Şahiner'i ziyaretinde yaptığı açıklamada 41 mahalleye sahip Fethiye'miz il düzeyinde bir ilçedir dedi. Sayın bundan önceki kaymakamımız Fethiye çok güzel hizmetlerde bulundu. Tabii Muzaffer Şahiner kaymakamımız Fethiye'mize yeni geldiler, göreve yeni başladılar. Biz tabii biraz yerleşmelerini, Fethiye'yi tanımalarını bekledik ve bugün teşkilat olarak Sayın Kaymakamımıza görevlerinde başarılar dilemek üzere bir nezaket ve hoş geldiniz ziyaretinde bulunuyoruz. Fethiye'miz tabii 41 mahallesi ve geniş bir alana sahip il düzeyinde bir ilçemiz. Turizm, tarım, tarihi, doğası, denizi, güneşi, her bir şeyi olan turizm adına bir ilçemiz. Akdeniz'in incisi. Deniz ürünleri var, dağ ürünleri, orman envanteri var, turizm var. Tabii her alanda hem sağlıklı yürümesi açısından hem güvenlikli yürümesi açısından, ürün çeşitliliği açısından, ticaret tanıtım açısından her anlamda Fethiye'nin yükü ağır. Bu ağır görevi Sayın Kaymakamımız daha önce yapmış olduğu ilçelerdeki başarılı çalışmalarından dolayı Fethiye'de de inanıyoruz, güveniyoruz. Ben Kaymakamımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Fethiye'mize bu ağır yükün altında hep birlikte inşallah hizmet edeceğiz. Biz, gönlümüz her daim biz aileyiz, Fethiye ailesiyiz. Siz de artık Fethiye ailesinin bir ferdi, bir abisi, bir amirisiniz. Hoş geldiniz diyoruz. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte daha sonra Fethiye'ye Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinden atanan Müftü Hamdi Uzunharman'ı da ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Ziyarette Kadir Sarıhan, Fethiye'nin büyük bir ilçe olduğunu, sorumluluğunun da büyük olduğunu ifade etti. Sayın Müftümüz 9 ay vekaletten sonra asil olarak Hamdi Uzunharman Bey Fethiye'de göreve başladı. Yeni görevinde biz de yanında olduğumuzu ve kendisine hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletmek istediğimizi bildirmek üzere bugün ziyarette bulunuyoruz. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte Sayın Müftü Bey'e ilçemizde güzel hizmetlere imza atacağından endişemiz yok. İnşallah hayırlı hizmetlere imza atacaktır. Hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Tabii Fethiye'miz ilçe ama çok büyük bir ilçe. Sayın Müftü'mü zannediyorum Amasya'dan geldiler. Amasya'dan bir ilçeden. Dolayısıyla Fethiye büyük ilçedir. Bir il değerinde ilçedir. Kendilerinin de genç, dinamik olması, enerjik görüntüsü Fethiye'mizin üstesinden hayliyle geleceğini ve güzel başarılara imza atacağını göstermekte. Başarılar diliyoruz. Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman da ziyarete teşekkür etti. Amasya'dan, Gümüşhacıköy ilçesinden Ege'mizin güzel ilçesi, tam buraya Ege'ye bağlı bildiğimiz kadarıyla tam daha çevreyi çözemedik, toparlayamadık ama Fethiye'ye atandık.
Rabbim bizlere burada hayırlı hizmetler etmeyi nasip etsin. Tabi bizim alanımız din hizmetleriyle eğitim hizmetleri alanı. Din hizmetleriyle eğitim hizmetleri alanında inşallah hep beraber, birlik beraberlik içerisinde, kardeşçe burada bu hizmetleri elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışacağız. Fethiye gerçekten bizim için önemli bir ilçe, büyük bir ilçe. Sorumluluğu da çok büyük. Bizler de bu sorumluluk, bu şuur içerisinde hep beraber hareket edeceğiz. İnşallah müftülük ve müftülüğümüzün personelleri olarak hem Kur'an kurslarında hem de camilerdeki hizmetlerimizde bundan sonra daha aktif yerine getirilmesi gereken önemli işler var. Bunlarda da ivedi olarak adımlar atacağız. İnşallah Rabbim bu güzel beldemizde, Fethiye'mizde hayırlı hizmetler yapmayı bizlere nasip eder diye temennide bulunuyorum. Bizleri buralara gönderen değerli büyüklerimize de ben buradan teşekkür ediyorum. Allah hakkımızda, hepimiz hakkında hayırlı uğurlu eylesin inşallah. Sevgili izleyiciler, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan beraberinde yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra kalabalık bir grupla Akdenizli Medya Grubu ziyaret etti. FRT TV, Gerçek Fethiye Gazetesi ile FRT FM'in sahibi Önder Akdenizli'ye hitaben konuşan AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, Akdenizli grup Fethiye'de basın sorumluluğunu cesurca üzerine aldı. Haber alma özgürlüğünü, tarafsız ve objektif haber iletme görevini üstlendi, dedi. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Akdenizli Medya Grubu ziyaret etti. Akdenizli Grup Yönetim Kurulu Başkanı Önder Akdenizli ile Akdenizli Medya Grup Genel Yayın Koordinatörü Cahit Güven'in karşıladığı ziyaret, samimi bir sohbet havasında geçti. AK Parti İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvetin basın olduğuna dikkat çekti. Yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet basın, dördüncü erk. Bu basın görevini yıllardır Fethiye'de ayakta tutan, hizmet eden Özyer ailesi çok güzel hizmetler yaptı. Teşekkür ediyoruz. Tabii bu şirket olarak Akdenizli Grup cesurca Fethiye'de bu basın sorumluluğunu, haber alma özgürlüğünü, tarafsız objektif haber iletme görevini üstlendi. Tabii zor bir görev. Tabii basının işleyiş şekli kolay olmuyor. Her anlamda tebrikler de alıyorsunuz, tenkitler de alıyorsunuz. Ama ben bugüne kadar Fethiye'deki basının, bütün arkadaşların iyi niyetle çalıştığını biliyorum. Güzel çalışmalar yaptık. Sizlerin burayı devraldıktan sonra Fethiye'de basının, FRT'nin devam edecek olması bizleri sevindirdi. Biz teşkilat mensubu arkadaşlarımızla birlikte sizleri bu manada hayırlı uğurlu olsun temennisiyle ziyaret ediyoruz. Allah mahcup etmesin. İnşallah Fethiye'mize de güzel haberlerle önümüzde güzel bir yol açık olacaktır diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun. Akdenizli Grup Yönetim Kurulu Başkanı Önder Akdenizli de ziyarete teşekkür etti. AK Parti'nin bu ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederiz. Maşallah kalabalık genç bir ekiple buradayız. Arkadaşların hepsi İnşallah. Heyecanlı, hevesli, sağ olsunlar. Çok bizi güzel. Yalnız bırakmadılar. Ortaca Dalyan'da düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'yla 3. Dalyan Yağlı Güreşlerinin finalleri birlikte yapıldı. Dünya Güreş Birliği ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ortaca Belediyesi'nin desteğiyle Dalyan Stadı'nda düzenlenen organizasyonda Dünya Güreş Şampiyonası'nın finalleriyle Yağlı Pehlivan Güreşleri birlikte yapıldı. Dev Türk bayrağı altında yapılan final müsabakaları izleyenlerin beğenisini topladı. Yağlı pehlivan güreşlerinde baş pehlivanlığı İsmail Balaban kazanırken, Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası için dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, ata sporu, yağlı güreşi meraklı gözlerle izledi.
Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, organizasyonun ülkenin imajı için çok önemli olduğunu vurguladı. Bir ilki gerçekleştirdik. Gerçekten ilki gerçekleştirmekten Ortaca adına, yöre adına, ülkemiz adına özellikle ben çok mutluyum. Ülkemizin dışarıda oluşmuş imajının bertaraf etme adına bu organizasyon çok çok önemliydi. Önder Bey'in bahsettiği gibi 30'a yakın ülkeden gelen sporcular ve yöneticiler ülkenin dışarıdan görüldüğü gibi olmadığını, bu ülkede rahatlıkla tatil yapılabileceğini ve gelinebileceğini gördüler. Önder Bey mütevazilik yapıyor ama değerli eşleri Rodika Hanım'la beraber bu organizasyonun oluşmasında gerçekten çok büyük payları vardır. Biz sadece onlara destek olma adına burada bulunduk. Tabii ki her zaman bu tür organizasyonlara destek olacağız, olmaya devam edeceğiz. Yeter ki ülkemizde bu tür organizasyonlar yapılsın. Ben Mr. Nanoviç'e de, Dünya Güreş Birliği Başkanı'na da ülkemize bu onuru verdiği için çok teşekkür ediyorum. Dünya Güreş Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve protokol direktörü Önder Yahşi ise şunları kaydetti. Beraber ürettik birlikte. Dedik ki yağlı güreşi dışa açmanın tek yolu dışa satmak. Nasıl satarız? Dünya Bilaç Güreşi'ne ev sahipliği yapan Sayın Belediye Başkanım burada yağlı güreşi de son gün final olarak yapıyor idi. Dedi ki hadi yaklaşık 350 kişiye yakın sporcu katılımı var. Yaklaşık 30 ülkeye yakın ülke geldi plaj güreşine. Hem onları da stada taşıyalım. Hem de burada yağlı güreşi UWW'nun canlı linginden dünyaya tanıtalım dedik. Ve projeye Hasan abi de sağ olsun, Allah razı olsun 100.000 kere çok adam gibi adam deriz ya, öyle bir abimiz bize çok güzel zemin hazırladı. Biz de saldırdık. Hasan abiyle inşallah daha ileriki zamanlarda da çok güzel projelere, güreş ve güreş patentli projelere imza atacağımızı düşünüyorum şahsen. Çanakkale, Aydos, Ortaca... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94. yıl dönümü Fethiye'de de coşkulu törenlerle kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı kutlama hazırlıkları başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94. yıl dönümü kutlama hazırlıkları başladı. Fethiye ilçe stadında başlayan kutlama hazırlıkları bayram gününe kadar değişik günlerde de yapılacak. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürdürülen bayram kutlama hazırlıklarının ilk gününde Türk bayrağı açılışı ve diğer tören hazırlıkları gerçekleştirildi. Yaklaşık 1600 öğrencinin katılacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 94. yıl dönümü kutlamalarında halk oyunları hazırlıkları da yapıldı. Sıcak ve güneşli bir havada yapılan hazırlıklarda Türk bayrağı açılması sırasında öğrencilerin coşkusu görülmeye değerdi. Değerli izleyiciler, Muğla'nın Marmaris ilçesinde doğuştan iki gözü görmeyen 4 aylık masal bebek, kornea nakli yapılmazsa bir daha hiç göremeyecek. Masal bebeğin ailesi nakil ve diğer gözüne protez taktırmak için gerekli olan 300 bin lira paranın toplanmasını bekliyor. İçmeler Mahallesi'nde yaşayan Kırgızistan uyruklu Mirgül anne 4 ay önce sezaryanla Masal'ı dünyaya getirdi. Masal bebek hayata gözlerini açtığında sağlıklı görünüyordu. Ancak aile evde çocuğun gözlerinde problem olduğunu fark edip doktora götürdü. Minik Masal'ın sol gözünde yapılan muayenesinde hamilelikte ender görülen mikroftalmi, yani gözün yapısından daha küçük olduğu, sağ gözünün de korneasının gelişmediği, bu yüzden iki gözünün görmediği tespit edildi. Durumu öğrenen Kırgız annenin dünyası yıkıldı. Doktorlar, Masal'ın sol gözüne protez takılması, sağ gözünün de hemen kornea nakli yapılması gerektiğine karar verdi. Anne, kornea nakli için 4 yıl beklemeleri gerektiğini, ancak özel ameliyatla kornea nakli yapılabileceğini, bunun için de 300 bin lira gerektiğini öğrendi. Çaresiz anne, parayı toplamak için Muğla Valiliğine başvurdu. Şimdi Kırgız anne, ameliyat için gereken paranın toplanacağı günü bekliyor. Bugüne kadar bilmiyordum, görme engelli insanların rüya görmediklerini bilmiyordum. Onu da yeni öğrendim ama gerçekten Allah başına vermedikten sonra sen bunları zaten bilmiyormuşsun. Onları da yeni öğrendim. Bir de görmeyen çocuklar diyor emeklemeyecek diyor. Onu da yeni öğrendim.
yemeklemesi için bir şeyleri görmesi lazımmış. Onlara ulaşacağım diye bekliyormuş. Yani bunların hepsini ben yaşayamayacağım diye çok üzülüyorum. Eve geldim işte emdiriyordum. Emdir zaman gözün açıyor. İki gözünde farklılık yani. Gözünün rengi böyle açık gri buz rengiydi böyle. Ve bir gözü küçük, bir gözü normal büyüklükte. İşte bu şekilde anladım. Hastaneye götürdük. İlk önce para toplanması gerekiyor. Şu an bizim yani 4 aydır zaten eşim bu hastanede dolaş eşim çalışmıyor. Ben de şu an bebek hamilelik süreci ben de çalışmıyorum. Ve sol göz için, protez göz için bu estetik olduğu için Türkiye'de estetik operasyonlar SSK karşılamadığı için bu da kendimiz karşılamamız gerekiyor. Ve kornea için de özel hastanede yapılacağı için ona da para lazım oluyor ve kısa bir sürede yapılmazsa çocuğum zaten hiç hayatı boyunca görmeyecek. Kornea naklini Türkiye'de devlet karşılıyor ama sıraya girmemiz lazım. Sıraya girdik. Önümüzde 5000 kişi sırada olduğu için ve göz naklin uyumlu olan kornea lazım olacakmış. Yani ortalama 3,5 sene sürecek diyor bu bekleme süreci. Ama zaten diyor bebeğiniz diyor 1 yaşı geçtikten sonra zaten diyor göz tembelleşecek ve zaten yani ameliyat yapmaya zaten anlam kalmayacaklar diyor. Bir de Türkiye'de göz nakli çok yani büyük insanlarda Türkiye'nin her yerinde yapılan bir ameliyat ve kolay ameliyatmış. Ama bizimki bebek olduğu için bebeke yapan insanlar çok az yani profesör ilk defa profesör bulduk. İkisi de yani şu an bizimki tek göz olduğu için de zor zor şimdi kabul ettiler bizi ve özel hastanede yapacağız. Yani şu an kısa bir süre içinde nakil yapılmazsa yani göz zaten hiç bebek görmeyecek yani. Üçüncü Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi Fethiye'de yapıldı. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleşen kongre 3 gün sürdü. Kongrede sinir sistemi cerrahisi ve dünyadaki sinir cerrahi ile ilgili son gelişmeler ele alınıp tartışıldı. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen 13. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi. 3 gün süren kongrede dünyadaki sinir sistemi cerrahisi ile ilgili son gelişmeler tartışılıp değerlendirildi. Kongrede Enver Aysever görüşlerini anlatırken, nörolojide akıllı antibiyotik kullanımından yeni teknolojileri, ayrıca geriatrik hastada travma ve moleküler gelişmeler de ele alındı. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Zafer Yüksel, bu kongrede sloganımız tecrübenin ışığında, gençlerin yanında dedi. Her kongrenin bir sloganı olduğu gibi bizim bu kongrenin sloganımız tecrübenin ışığında, gençlerin yanında. Öncelikle beyin cerrahisindeki çok değerli hocalarımızı davet ettik. Bunun dışında gençlerin, genç beyin cerrahlarının, genç akademisyenlerin de gelmesine ve bize bir şeyler anlatmalarına imkan verdik. Hocalarımız elbette ki kendi dallarında, hepsi çok değerliler. Kendi seçtikleri konularda sunumlar yaptılar. Gençler de bize bazı şeyler hazırlamalarını istedik, son teknolojiler. Bunların içinde günümüzde artık pek çok kavram değişiyor. Beyin tümörlerinin sınıflaması değişiyor, yeni yeni teknolojiler tanıtılıyor. Yıllardır kullandığımız beyin cerrahisi mikroskopları çok daha küçülüyor, çok yeni cihazlar var. Bunları genç arkadaşlarımızın bilmesini istedik. Katılım gayet güzel. Kongre yapmanın her geçen gün daha zorlaştığı bir ortamda. Özellikle Anadolu'nun her yerinden, Adıyaman, Van, Elazığ, Maraş, bunun dışında büyük şehirlerden pek çok katılımcımız var. Tabii Fethiye. Çok güzel bir yer, denizi güzel, havası güzel. Buna rağmen hani şu saatte, şu güzel havada insanlar içeride bir şeyler öğrenmeye, bir şeylerden faydalanmaya çalışıyorlar. İnşallah güzel bir kongre olacak. Bu sene 13.sünü düzenliyoruz. Perşembe günü başladı kongremiz. Yarın pazar günü sona erecek. 4-5 ana başlığımız var. Gen terapilerinin konuşulduğu, çok güncel konuların konuşulduğu, moleküler beyin cerrahisi, restorasyon dediğimiz kapatasının şekillenmesi,
o tür konular, omurga ile ilgili güncel konular. Hepsini yarımşar gün ayırdık. Daha da bir önemlisi bizim derneğimizde pek çok dernekte olduğu gibi Ahde Vefa vardır, büyük hocalarımıza vefa vardır. Tecrübenin ışığında diye bazı konferanslarda da sosyal konular, tıbbi konular bize konferanslar veriyor hocalarımız. Büyükler Muğla Boks İl Şampiyonası'nda Fethiye Gençlik ve Spor Kulübü'nden iki boksör şampiyonluk kazandı, bir boksör de ikinci oldu. Muğla'da yapılan Büyükler Muğla İl Boks Şampiyonası'na Fethiye Gençlik ve Spor Kulübü 3 sporcuyla katıldı. Yaş ve kilo kategorilerine göre olan 2017 Muğla İl Şampiyonası müsabakalarında Fethiye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından 69 kilogramda Sezgün Ertopçu, 81 kilogramda Ozan Tosunoğlu rakiplerini yenerek birinci oldular. 75 kilogramda ise Mustafa Uzunoğlu finalde rakibine yenilerek ikinci oldu. Fethiyeli boksörler bu sonuçlarla Kasım ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası öncesi bölge şampiyonasına gitmeye hak kazandılar. Reklamların ardından spor gündemiyle veda edeceğiz. Medikal Malzeme Çözüm Noktası Acil Medikal olarak önce insan ilkesiyle Fethiye halkına hizmette 16. yılımız. Sağlıkla, umutla daha nice yıllara. Bir başkadır Saklı Kent. Eşsiz güzellikler eşliğinde leziz yemekler yiyebilir, rafting yapıp ağaç evlerde konaklayabilir, kanyonun gizemli yolculuğuna çıkabilir, çamur banyosu ile rahatlayabilir, adrenalinde zirve yapmak için zipline ve bungee jumping deneyimini yaşayabilirsiniz. Tüm bu aktiviteler için Saklıkent'e ulaşımda Saklıkent minibüslerini tercih edebilirsiniz. Fethiye'den Saklıkent'e sabah saat 6'dan gece 22'ye kadar her 15 dakikada bir servisimiz vardır. Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup, eve giden değil, evinize giden yol. Dalgaların sesini duymak için deniz kıyısında olmanıza gerek yok. Ada size dalgaların sesini getirir. Duymayan kalmasın, ada işitme cihazları. Hesaplı alışverişin adresi Fethiye'nin yerel marketi Uzunkaya yıl boyunca devam edecek bir kampanyaya imza atıyor. Her cumartesi ve her pazar mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim. Evet, yanlış duymadınız. Mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Üstelik 50 lira ve üzeri alışverişlerde ücretsiz servis imkanı yine Uzunkaya Market'te. Uzunkaya Market fırsatlarını yakalamak için bizi izlemeye devam edin. TRT ekranlarındaki birlikteliğimize spor gündemiyle devam ediyoruz. Fethiyespor İzmir deplasmanından puansız döndü. Lacivert Beyazlılar 12. dakikada Onur Garip'in attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda Murat Uluç ve uzatma dakikalarında Furkan'ın gollerine engel olamadı, sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Fethiyespor'un zaman zaman üstün oynadığı karşılaşmanın golleri ve özet görüntüleri ekranlarınızda. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta karşılaşmasında İzmir deplasmanında Atatürk Stadyumu'nda Altay'la karşılaşan Fethiyespor yine galip gelemedi.
Adem Sarıtaş, Hacı Mehmet Ekmek Yermez, İlker Ayten hakem üçlüsünün yönettiği maçta ev sahibi Altay, sahaya Egemen, Necdet, Hayrullah, İbrahim Öztürk, Serkan, Furkan, Atakan, Ferhat, Doğan, İbrahim Akın, Murat Uluç 11 ile çıkarken temsilcimiz Fethiye Spor'sa Cihan, Çağatay, Cemil, Efe, Yiğit Yöney, Metin, Umut Sözen, Emrullah, Ertuğrul, Yiğit Gökoğlan ve Onur 11 ile çıktı. Altay taraftarı karşılaşma öncesi Fethiyespor taraftarlarına hoş geldiniz tezahüratı yaptı. Karşılaşmayı yaklaşık 2500 kişi izledi. 12. dakikada konuk ekip ilk tehlikeli atağında golü buldu. Ertuğrul'un ara pasında soldan ceza sahasına giren Onur, kaleciyle plase bir vuruşla takımını öne geçirdi. Fethiyespor 1, Altay 0. (33. dakikada Necdet sağ çaprazdan kaleyi yokladı, top az farkla yandan out'a gitti. İlk yarı Fethiyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 74. dakikada sağdan İbrahim Akın'ın kullandığı kornerde arka direkte İbrahim Öztürk kafayla topu altı pasa yolladı. Hüsamettin'in kafasından seken topu Fethiyesporlu Efe eliyle kesince hakem Adem Sarıtaş penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Murat Uluç eşitliği sağladı. Fethiyespor 1, Altay 1. 90+3. dakikada Altaylı Necdet'in uzun pasında Fethiye ceza sahasında Hayrullah'ın kafayla indirdiği topa arka direkte Furkan ayak koydu, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti. Altay 2, Fethiyespor 1. Maçı Altay 2-1 kazanırken son düdüğün ardından iki takım futbolcuları ve idarecileri arasında gerginlik yaşandı. Kavga büyümeden araya girenler tarafından önlendi. TRT Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenini izlediniz. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Günün öne çıkan sıcak gelişmelerini ilerleyen saatlerde TRT ekranlarında tekrar izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sunar. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sundu.